Yaklaşık 35 yıldır bu işle uğraşıyoruz. Memur olmayı isterdim mesela. Bizim taşrada nedir? Ya ayakkabı olacak, ya ne bileyim oto tamircisi olacak. Bir şekilde hani geçimini idame ettirecek yani. Bir yerden başlayacak okumadığı için. E biz de bunu seçtik. Bu işi yapıyoruz. Selamünaleyküm. Kaçta? 5 Çırak'la Ulus civarında başladık. Ulus civarı hep ayakkabıcıydı, şimdi hiç yok. Kızılay civarı hep ayakkabıcıydı, hiç yok. Ya sektör bitti yani. Ya o zaman bir heves vardı insanlarda, ne diyeyim sana. En kötü dükkanda bugün 20-30 kişi çalışıyordu. Şimdi 2 kişi yok. Bu tarz sektörlerde devamlılık yok. Devamlılık olmayınca da zaten olmuyor. Şeyleri bozulmuş da. Çırt kısımları. Bu dükkanda en son çırak ne zaman çalıştı? Burada çırak. Belki 15 sene önce çalışmıştır. Bu mesleğin son kuşağı bizik. Bizden sonra yetişen yok. Aileler çocuğunu mesleğe vermiyor. Herkes okusun diye uğraşıyor. Ya kimisi boya yaptırır, bakım yaptırır. Kimisi ne bileyim taban değiştirir. Kimisi ekstradan bir şey yaptırırdır. Ya o şekilde insanlara bir şekilde hizmet sunuyoruz. Mesela şu ayakkabının tabanı sararmış örneğin. Bunu boyatmaya getirdi, kenarını boyuyoruz. Veya alt değişecek oluyor, altını değiştiriyoruz. Ne bileyim, daha onun gibi birçok iş. Mesela şu vatandaşın taban değişecek, taban değiştireceğiz. Çünkü yenisini alayım dese şu bot 5-600 lira. Ya şu an ölçüde, şu an Covid dolayısıyla bir de yaz dönemi, okullar kapalı. Neredeyse işimiz %60-%70 düştü yani. Yoksa normalde şu günde şurası 3 kişiyle zor çeviriyoruz. Atıyorum doktor da sanat, değil mi? Veya fahlı bir iş de sanat. Yani bu senin yaptığın sanatın karşılığını alamıyorsun. Sıkıntı orada. Biz de sonuçta bir üniversite mezunu gibi emek vermişiz. O okumuş atıyorum 4 sene. 5 sene, ben de çıraklık yapmışım 5-6 sene. Bu işi, ya okuldan yetiştiremezsin şu işi. İnsanı okuldan yetiştiremezsin. Çıraklık olmadığı sürece okuldan yetişmez yani bu iş. Ya şimdiki, tabii o zaman öyle düşünmüyorum, şimdiki aklım olsa okurdum tabii ki. Şu şekilde çalışma olmazdı. Memur olmayı isterdim mesela. Cumartesi, pazar tatil. Ne bileyim, iş ailesi yok. Özel sektörde öyle değil. Sabahtan açacaksın, kaçta? 8'de. Akşam 8'de kapatacaksın. Acil işin oluyor, gidemiyorsun mecburen. Ama orada öyle değil devlette. Veya farklı bir işte. Ya fark etmiyor. 5 liraya da boya var. 25 liraya da boya var. O şeye göre değişiyor. Derinin ciltine göre, bakımına göre. Ya şu yapıştırıcı kimyasal, öbürleri kimyasal. Bir mesela ne diyeyim? Erken emeklilik hakkın yok bu işte. Adam bedenen çalışıyorsa bugün 25 senede emekli olması lazım. Erken emeklilik bizim işte olması lazım. Bak eleman yetişmiyor. Yani ne diyeyim, 50 yaşındayım diyorum. Bizden sonra yetişen yok. En küçüğü de bizik. İşte bu tarz sektörler bitecek. O zaman da yurt dışından getirecekler. İşçiyi, elemanı bulabilirlerse. Belki Avrupa'da olsaydı bana farklı bakarlardı.